Evet şöyle laleleri hazırladım ve 328 nolu ipten arkadaşlar laleler hazırladım Leyla marka bu Instagram üzeri hani yapmış olduğum videoda izleyip modeli hazırlayan arkadaşlar böyle modeli atıyorlar diyorum ki böyle ipi hani esnettiniz mi şu şekilde arkadaşlar bak bu şekilde ipi gerdirerek bakın incecik yapıyoruz bu şekilde asılacaksın ip incelecek sonra bu iğneden tağlarda önemli. incecik ve zarif olması, daha iğne oyası görünümünde olması için ipinizi esnetirseniz güzel duruyor arkadaşlar model. Evet şimdi lalemi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle hazırlamış olduğum lalemde bu bakın. Çok güzel bir model oldu. Dediğim gibi bu ortadaki sinek kanadının üzerine bu şekilde laleleri hazırladım. Böyle göstereyim evet çimeni uğraştırıcı yani zor değil ama uğraşıyorsun yani dön yap bu kayalar hep sık sık üzerine de bu şekilde aynı bakın iğne oyasındaki görünümü yaptım bu modeli e, telefon olmadığı için gösteremiyorum ama iğne oyası kanalı olan YouTube'da kanalı olan veya instagramda sadece sipariş yoruluşu herkesin arkadaşlar kanalında var keşfet sürekli bu modelle dolu zaten herkes yaptığı için bu şekilde ben de bizler için tığ oyasına tasarlayarak böyle güzel bir model kazandırmak istedim bakın şöyle tutayım modelimi şöyle arasına da böyle minicik bir pipirik yaptım orada beyaz renkteydi siyah üstünde ben de siyah yerine bu şekilde siyah da koyabilirsiniz bu noktaları ee, bu şekilde Evet alem bu şimdi bu laleleri nasıl hazırladım çok kolay zaten hemen anlaşılıyor bilenler için Evet şunu anlatalım hemen videomuzu da tamamlayalım Evet şöyle modelimizi alıyoruz ortadaki kenarlardaki sinek kanatları yaprak ortadaki sinek kanadımızın içerisine ipimizi sabitliyorum Şöyle. Ve buraya 7 tane zincir çekerek başlıyorum. 6 ve 7. 7 zincirimi çektim hemen. Buraya kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 zincir. 4 zincirle çeviriyorum. Tam orta kısmından buraya sabitliyorum. Bakın. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. çevirdim. Bu 7 zincirli kirpiğin içine yukarı çıktığım bu 4 zincire değil de 7 zincirli bu pipiriye sabitliyorum. Bakın şu şekilde. Ve yine 4 zincirli aşağı iniyorum. Şöyle 4 zinciri sinek kanadına sabitliyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. bu aşağı indiğim 4 zincirin şöyle içerisine girdim bakın bu şekil oluyor şimdi yine 4 zincir çekiyorum düz tarafına dönüyorum ve bu ilk arkadaşlar yukarı çıktığım değil de ilk aşağı indiğim yere bu küpürükleri bu şekilde güzel bir görünüm veriyor bakın ikisini birden yani buraya şu şekilde göstereyim iki tane zincir var ikisini bir alarak bu şekilde 4 zinciri sabitliyorum. 1 2 3 ve 4 zincir. Aşağıya işil yuvaya sabitliyorum ve 1 2 3 4 zincir. Hemen çevirdim bakın. Buraya 4 zincirin içerisine girip kapattım. 4 zincirden de kirpik oluşturuyorum hemen çevirdim düz tarafına yine ikisini bir alıp bakın üç tane kirpikten oluşan bir lalemiz oldu dört zincirle aşağı iniyorum yeşil yuvaya bakın üç tane kirpik bunu da son artık arkadaşlar inişimiz ve kapattım yeşil yuvaya dip kısmına da bu şekilde bir tane zincir çekiyorum bakın şöyle ipimi kopardım. Bunu koparmadan taburya da geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama gerek yok. O kadar e, pipirikli şey değil. Arada mesafe var. Böyle arka tarafından son ipler arkadaşlar. Bakın ilk başladığım değil. Son ipler arka taraftan 1 iki ne tutturabilirseniz tığa yeter ki ip kenarda kalmasın kopuk. Bizi böyle bu şekilde bakın onu oradan hemen kurtarıyorum. Şimdi bunu şöyle bir tutup yakayım. Ee, bunu sanırsam arkadaşlar iğne oyası şekli iğneli harikalar da var. İğneli harikalar bunu e, çakmak tutuyor böyle sert olsun diye. Hani ip ardarak olduğu için iğne de e, daha sert durması için. Ama biz de arkadaşlar zaten zincirle yapıyoruz. Kalıp gibi oluyor. Bakın bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Evet yine ortadakinin içerisine sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi kapattım 1 2 3 ve 4 zincir çevirerek tepe kısmından kapatıyorum 1 2 3 4 minik bir pipirik olsun diye 4 zincir 3 zincir buraya 7 zincirli o kirpiğin arasına kapattım şöyle yine 4 tane zincir çekip aşağıya yeşil yuvaya iniyorum 1 2 3 4 zincir sonra dönüp 4 zincirli yuvanın içine kapattım 4 zincirle kirpik oluşturacağız onu da bakın bu ikisini ilk indiğim bu boşluktan girip kapattım ve yine 4 zincir çekiyorum 4 zincirle aşağı 4 zincirle yukarı 4 zincirle kirpik dönüyorum buraya kapattım 1 2 3 4 zincir ara boşluktan girip kapattım. 4 zincir. Birebir lale görüntüsü çok kolay ve güzel. Evet. Bakın 4 zincirle de kapatıp dibine bir tane de zincir çektiğimize göre hemen ipimi koparıyorum. Demin bu alış şeklini ve yakış şeklini gösterdim arkadaşlar. Hemen yakıp şu aradaki pipirikleri de atalım. Evet laleler nasıl güzel oldu arkadaşlar. Şimdi alıyorum. Buradan bakın 3 zincir çekmiştik. Oraya sık iğne ile girip ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi yine aynı bu yeşil yuvaya kapattım. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum oturması için. Bir de arkadaşlar şöyle bir örümcek yapıyorum bakın. Bunu keseceğim. Ara ara gösteriyorum. Buradan ister önden ister arkadan arkadaşlar size kalmış. Yine bu 3 zincirlik pipirikli yuvaya girdim. Bakın. 3 zincir. 3 zincirden yeşil yuvaya şöyle ışık orada arkadaşlar tam girelim kırmızının yanına aynı noktaya dibine de bir tane zincir çekiyorum ipimi kopardım şimdi bakın çok küçük olduğu için örümceğim şöyle bakın üstteki arkadaşlar her zaman gösteriyorum ama yine de göstereceğim üstteki ipi çektim en üstteki kopardığımı ve birbirinden bu şekilde ayrı Hani ip kopar yak, ip kopar yak uğraşmayın. Bunları hemen yakıp temizleyip geleyim ben. Evet. Birikleri de tamamladık. Laleleri tamamladık. Bu şekilde hoş ve zarif görünümü güzel bir model hazırladık arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim lalelerimi ütülemedik. Ütülendiğinde daha kalıp gibi duracak. Bakın incelecek duracak şöyle. Tam böyle buralara oturacak zarif bir laleler olacak. Güzel oldu arkadaşlar. Sizler de emekler için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Coś ciekawe.